eve gelemedim. Çok üşüyordum, evden çıkamadım. Öğleden sonra Kemal Hoca'nın dersi vardı. Ve bu dönemki son dersi, artık finallerden önceki son haftadayız. Ben de onun son dersine gelmek istedim. Biraz geç fakültenin son Kemal Ataman dersiydi. Biraz hüzünlü. Ben duygulanmaya başladım. Gökyüzü çok güzel ya, maşallah. Zaten okula öğleden sonra geçmiştim. Dersten sonra biraz kütüphaneye geçeyim dedim. Bir saat kadar falan çalıştım. Şimdi eve gidiyorum. Aslında hiç eve gidesim yok. Hava o kadar güzel ki. Ama yapılacak işler var. Ve bugün staj raporlarını teslim etmem için son gün. O yüzden mecbur eve gidip çalışacağım. Bilgisayarı getiresim gelmedi zaten. Bir ders için geldim okula. Onun ağırlığını taşımak istemedim bugün. Yarın biraz erken çıkmayı planlıyorum. Aslında bunu da bir günden ibaret bir vlog olarak düşünmüştüm ama hiç belli olmaz. Belki final haftası öncesi vlog olur. Ya da belki o hal olur, bilmiyorum. Gerçi o hal... Ya önümüzdeki haftayı bırakmadan bir OHAL yapasım var. En azından bir gece. Bilmeyenler için OHAL şey ifade ediyor, benim için çok çalışma ifade ediyor. Genelde bunu yapmadığım için OHAL oluyor benim açımdan. O sebeple bu gece olabilir. Staj raporlarını yetiştirdikten sonra belki sabahlar mıyım? Vazgeçtim. Bugün çok öyle bir gün olmayabilir. Ama bu hafta içi bir ara bunu yapmak istiyorum. Bakalım. Bugün artık Kemal Ataman Hoca'yla son derse girdim. Ona da geç kaldım. Neyse. Ve duygulandım yani, gerçekten.
fakültedeki son yılımın olduğunu tam idrak edemiyorum galiba. İdrak edemiyorum sanırım. Kemal Hoca'dan bir zorunlu din sosyolojisi dersi aldık. Bir de işte seçmeli sosyalleşme ve din dersini aldım ben bu dönem. Tabii okulda biraz fazla devamsızlık yaptım bu dönem. İşte yeni bir düzen, alışmaya çalışmak falan filan. Bir de yol uzak. Hiç böyle bir yola alışkın değilim İstanbul'da. Umarım sesim geliyordur. Yani Kemal Hoca'dan bir dönem daha ders alabilmek için bu ders alabilmek için bu dersi almıştım. Onun da bugün son günüydü. Bilmiyorum ya, tuhaf hissediyorum. Bir açıdan eğer olur da atanırsam falan birkaç yıl içinde farklı bir şehre gitme ihtimalimiz var. O ihtimal gerçekleşmediği sürece bir süreliğine en azından İstanbul'dayız Allah'ın izniyle. Böyle bir durum var. Bu durum işte arada fakülteye gelip belki hocaları görmek açısından beni mutlu ediyor. Ama farklı meşguliyetlerim de olacak elbette Allah'ın izniyle. O sebeple bilmiyorum ya. Yani şey böyle bir üniversite. Böyle buna motive edilen bir ortamda büyüdük. Tabii Türkiye'de yavaş yavaş bu durum değişmeye başlıyor. Bence umarım değişir. Çünkü bu kadar üniversitenin ve bu kadar üniversite öğrencisinin ve bu kadar mezunun ne kadar nitelikli. Hepimiz bu konuda zaten hemfikirizdir diye düşünüyorum. Ama işte hayatın önemli bir evresiydi üniversite ve bitiyor işte. Son yılım artık. Bu konuda biraz şeyim, duygusalım. Biraz duygusal zamanlardayım. Böyle yani. Kemal Hoca'dan son dersi aldık ve çok çabuk bitti. Hani zaten tamam biraz geç kalmıştım ama vedalaşamadık bile. Dersten sonra teşekkür etmek istemiştim. Helal kalmak istemiştim. Hoca çabucak çıktı. O yüzden biraz üzgünüm. İçimde kaldı yani bu durum. Hayat yani böyle bir şey demek ki. Şu an hayata dair büyük bir kabulleniş evresindeyim bu arada. Hani her şey yaşanıyor, zaman geçiyor. Ve bitiyor yani, bir şeyler bitiyor. Çok. Ama tabii ben 2-3 hafta önce bu kadar dingin değildim bu konularda. Biraz daha farklı bir ruh halindeydim. Ama bir süredir bu konuda çok dinginim. Önceliklerim konusunda uzun uzun düşünüyorum artık. Önceliğimizin ne olduğunu cidden iyi belirlememiz gerekiyor. Yoksa çok stres yapıyoruz, çok geriliyoruz. Çok mutsuzuz genel olarak. İşte ekonominin durumu bizi üzüyor. Üzmekten ziyade sinirlendiriyor bazen. İşte özellikle biz yüksek lisans vesaire isteyen bizler. Yurt dışındaki, yani bu düzeyde yurt dışındaki imkanları ülkedekiyle kıyasladığımızda biraz hayal kırıklığına uğruyoruz. Bolca mutsuzluk yaşıyoruz falan ama hani hayat bundan ibaret değil. Böyle hayat bundan ibaret değil düşüncesi bol bol şey yani zihinde kendisine güzel yer edindi. Evet, hayat bundan ibaret değil. Ve biz de dünyadan ibaret değiliz. Tabii işte bunu da bilmek gerekiyor. Umarım bu gıcırtı, şu otobüsün gıcırtısı her an dağılabilecekmiş gibi bir otobüs. Umarım bu çok gelmemiştir. Söylemek istedim. Bu da bugüne not bir video olsun. Geçiyorum ve yemek yapacağız birlikte. Ondan sonra inşallah çalışacağım. Çalışacağım inşallah. Kendimi şey yapıyorum. Şartlıyorum buna. Çalışacağım. Çalışmalıyım çünkü. Öğrenci olmak çalışmak demektir. Çalışacağım inşallah.
Biraz boncuktan bahsetmek istiyorum. Canım kedim. Çok tatlı bir kedi. Yani çok tatlı. Veterinere götürdük ki tırnaklarını kestirdiğimiz için artık o kadar yırtamıyor. Yine aynı şekilde oynuyor yoksa. Ama bu defa da şey oldu, ısırmaya çok başladı. O yüzden sadece yırtıyordu. Galiba artık yırtamadığının farkında oynarken. O yüzden ısırarak oynuyor. Bunu yapmamam gerekiyor. Azaltmaya çalışıyorum. Yani ısırığını uzaklaştırmaya çalışıyorum ama çok tatlı. Yani nasıl onunla öyle tatlı tatlı oynarken, yumuşacık tüyleriyle oynarken bir anda nasıl bırakabilirim? Ama bırakmam gerekiyor. Verdiğim en doğru kararlardan biri, olması için çabaladığım şeylerden biri bu. Kesinlikle bu. Yıllar yıllardır bir kedi istiyorum. Ben, kardeşlerim, kedileri çok seviyoruz, aşırı seviyoruz. Ama annemle babam pek o kadar evde sevmiyorlar. Neyse işte, Emrah şimdi benim evimde var. Şey çok istiyorum, küçük kardeşlerim. İki kardeşim var zaten. Küçük kardeşim. Özellikle İbrahim Seyit, o ölür yani. Birazcık aynı evde yaşasalar kediyle bayağı sever. Tabii boncuk biraz yırtarak ve ısırarak sevdiği için o konuda bir problemimiz var. Ama sabırsızlanıyorum. Yani kardeşlerimle boncuğun aynı evde olması için sabırsızlanıyorum. Tabii annem evde sevmediği için oraya götüremiyoruz boncuğu. O burada kalacak. Ama inşallah bizimkiler yazın İstanbul'a gelirlerse, ki mezuniyetime gelmelerini çok istiyorum inşallah. Ona gelebilirlerse boncukla da biraz aynı evde takılacaklar. Bunun için çok sabırsızlanıyorum. Ne olacağını görmek istiyorum. Yani genelde ay çok tatlı bir kedi. Boncuğun akrabası galiba. Ne diyordum? Yavru kedi olduğu için böyle olabilir belki, bilmiyorum ama sürekli bizim peşimizde. Ben bazen tabii çalışma odasına kapatıyorum kendimi, kapıyı kapatıyorum. O zamanlarda hep İbrahim'le. Ayrılmıyor ya. Ayrılmıyor yani yanımızdan. Önceden ama biraz daha şeydi. Mesela uyuyacağı zaman bile bizi görebileceği bir yerde uyuyordu. Artık o konuda birazcık daha rahat. Şimdi bizi görmeden de uyuyabiliyor. Ama ay boncuk çok özledim. Neyse ki eve geldim. Boncuk. Boncuk. Kapıyı niye açmadınız? Açmadınız kapıyı? Açtık ya. Thank you.
Çok güzel. Peki bu ablanın elini tutan erkek kim? Müslüm abi. O bize koruyor. Sözleşme imzalamışsın. İmzalamışsın. Vazgeçiyorsun aklını. Elmiş kolakmış bunlar benim. Bana aşağı şeyler. Ocaklar. İşlerim uzamış yine. Raporumu bitirdim ve şey bu hani 23.59'da bitecekti teslim şeyi, tarihi, süresi. Ve benim gönderdiğim saat evet tam olarak bu. Burası da şöyle kaldı. Ah neyse, bitti çok şükür. Oğlum Atakan'ın...